Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Bizler çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Evet, bugün hava gerçekten mükemmel. Artık bahar aylarına doğru gidiyoruz. İnşallah havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bu arada arkadaşlar şöyle kahvaltıdan başlamak istedim. Şöyle size poğaçalarımı da göstereyim. Bakın şöyle yumuşacık. Mayasız yani böyle çok güzel kabaran bir poğaça yaptım. Onun da tarifini videoma ekledim arkadaşlar. Hatta malzemelerini de videonun açıklama bölümüne eklerim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Gerçekten kabartma tozuyla, yani sadece 2 tane kabartma tozu kullanarak mayasız güzel kabaran bir poğaça yaptım. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Arkadaşlar siz isterseniz poğaçanın içine peynir, işte kaşar, sucuk, salam, domates, ne bulursanız koyabilirsiniz ama ben bu sefer açma şekli vermek istedim. Hani peynirli falan yapmak istemedim arkadaşlar. Bu arada unumu da kontrollü ekleyeceğim. Hani yumuşak bir hamur olmasını istiyorum. Kabartma tozunu da biliyorsunuz arkadaşlar unla beraber ekliyoruz. 2 tane kabartma tozu eklememin sebebi mayasız bir poğaça hamuru olduğu için mecburen 2 tane kabartma tozu ekliyorum. Gerçekten çok güzel kabardı. Tadı da gerçekten lezzetliydi arkadaşlar. Ama tabii ilk gün daha lezzetli oluyor. İkinci veya üçüncü gün birazcık tadı gidiyor sanki arkadaşlar. Yani bana öyle geldi. Yani hamurun mayasıyla uğraşmak istemiyorsanız gerçekten pratik bir tarif bence. Hani sabah kahvaltısı için arkadaşlar böyle hemen hiç hamuru bekletmeden, mayalanmasını beklemeden ve üstelik hani kabarmasını çok istiyorsanız yani gerçekten bu tarif tam size göre. Şu anda arkadaşlar malzemelerini tam hatırlamıyorum ama size dediğim gibi videonun açıklama kısmına eklerim. Unutursam da eklemezsem de lütfen bana hatırlatın. Bakın arkadaşlar şimdi 2 tane şöyle küçük bezeler kopardım. Elimle şöyle şimdi böyle yarım örgü gibi bir şey yaptım arkadaşlar. Çevirdim çevirdim. Yarı açma yarı simit şekli verdim arkadaşlar. Gerçekten yani ben de beğendim. Dediğim gibi arkadaşlar içine peynir falan koymak isterseniz normal bir şekilde de kapatabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak yaparsınız. İsterseniz yarım ay şeklinde yaparsınız. Sizin kendi keyfinize bağlı arkadaşlar. Onun için bir şey diyemiyorum. Mesela benim bu tarifimde de arkadaşlar içinde normalde peynir vardı ama ben peynirsiz yaptım. Bir iki gün evde bir şey olmasa yani işte kek, poğaça, börek tarzı bir şey olmasa üçüncü gün hemen kalkıp yapıyorum çünkü gözüm gerçekten arıyor. Hem de seviyoruz yani arkadaşlar poğaçadır, kektir, börektir, işte çayın yanında kurabiyedir ne bulursak ben seviyorum yani. Eşim, çocuklarım hepimiz seviyoruz ve elimden geldiğince de yapıp yiyoruz arkadaşlar. Yani öyle pasta börek yaptık diye sadece misafir olarak algılanmasın. Biz sadece kendimize de yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu verdiğim yani bu gösterdiğim tariften arkadaşlar şöyle açma şekli yaparsanız bir tepsi çıkıyor. Ama başka türlü yaparsanız belki iki tepsi falan da çıkar. Üzerine isterseniz çörek otu yerine susam da serpebilirsiniz. Bakın arkadaşlar ben şimdi böyle tamamladım. Fırına vereceğim. 180 derecelik fırında pişirebilirsiniz ama ben dediğim gibi hani fırının biraz geç pişirdiği için uğraşmamak adına 200 derecelik önceden ısıtılmış fırına verdim. Bu arada bunlarda çıkan bulaşıklar arkadaşlar onları da halletmem gerekiyor. Gerçekten pasta börek işi güzel de çıkan bulaşık hiç güzel değil. Bu arada arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine çamaşır makinesi dolu ve bitti bitecek. Bu arada biz bugün mutfakta biraz çekmece düzeni falan yapmak istedik eşimle arkadaşlar. Görüyorsunuz her yer her yerde. Yani biz bahar temizliğine başladık ama arkadaşlar size hani demiştim ya videoda şöyle dolaplar işte çekmeceler falan düzeltilmeyen yerler oraları düzelteceğim diye. Şu en alt çekmece arkadaşlar ben sofra bezi işte çöp poşeti şöyle gördüğünüz gibi streç film falan onları yerleştiriyorum. Yani kullanışlı oluyor yetiyor daha da rahat alabiliyorum arkadaşlar. Hemen elimin altında olmuş oluyor. Bu arada bu
çöp poşetlerini de Eslem Sare dağıttı. Ben de öyle toplayayım derken yani tam eskisi gibi toplayamadım. İlk etaptaki gibi, getirdiğimizdeki gibi ama olsun. Eslem Sare orayı yani çekmeceleri de artık açıyor. Sürekli dağıtıyor arkadaşlar. İkinci çekmecemde de arkadaşlar kepçelerim falan vardı. Onları da işte düzenledim. Onları size çekmeyi unuttum arkadaşlar maalesef. Ve arkadaşlar sonra geldi sıra neye? Bulaşıklara yine her zaman olduğu gibi gerçekten mutfaktan bulaşık, makineden bulaşık, ondan sonra çamaşır makinesinden de çamaşır eksik olmuyor. Yani ev işi bitmiyor hiçbir şekilde ama mecburen yapıyoruz. Çünkü arkadaşlar rutin işlerimiz bunlar. Hani insan her gün yemek yiyor, bıkmıyor. İşte uyuyor, bıkmıyor falan derken tabii ki doğal olarak ev işinden de aslında bıkmamamız lazım. Sonuçta yiyip içiyorsak mecburen mutfağı da toplayacağız yani. Hani yapmasak, toplamasak bu sefer alır başını gider yani evler Allah korusun çöp evlere dönüşebilir. O yüzden ben arkadaşlar çok fazla böyle bulaşık falan biriktirmemeye çalışıyorum. Hani bazen yorgun oluyorum, yapamayabiliyorum. İşte bazen canım istemiyor. O şekilde ya da yetişemeyebiliyorum arkadaşlar iki çocuktan. Hadi Evre Aline dursa Eslem Sare durmuyor, izin vermiyor. O yüzden hani birikiyor bazen. Öyle bırakıyorum. Normalde arkadaşlar ben akşamları da böyle tezgahın üzerinde bir tane bile bardak bırakmam. Ama gerçekten çoğu zaman özellikle şu son zamanlarda o kadar çok yoruluyorum ki mutfağım ertesi güne bile kalabiliyor. Ama tabii bu da benim canımı sıkıyor. Sabah uyanır uyanmaz direkt mutfağın başına geliyorum yani. Hani hemen bulaşıklarımı falan yapayım, halledeyim. Yani bulaşık dediğimde arkadaşlar şöyle hani akşamdan içtiğimiz sadece çay bardakları falan oluyor. Öyle. Şimdi kahvaltı malzemelerini falan da kaldırdım arkadaşlar. Bir yandan düzen, bir yandan kahvaltı malzemeleri derken bütün işler birbirine girdi. Ama olsun bir şekilde hallettik yine de. Sonuçta eşim de bana yardımcı oldu. Allah razı olsun eşimden de. Hani onun da desteği olmasa belki ben çoğu zaman yetişemeyebilirim. Hani size demiştim ya ben büyük tepsi yıkamayı sevmiyorum diye ama hep de büyük tepside götürüyoruz kahvaltıyı. Arkadaşlar bu arada biz yine yer sofrası kurmuştuk. Çünkü masada Eslem Sare bize izin vermiyor. Dedim hani bir mama sandalyesi alalım. Mama sandalyesi de şöyle güzel bir tane denk gelmedi alalım arkadaşlar. Yani böyle ya küçük oluyor ya sağlam olmuyor derken. Bakalım bir gün denk getirirsem alacağım arkadaşlar. Bakalım nasip kısmet. Eğer mama sandalyesi zaten alırsam artık masada yiyeceğiz. Çünkü Eslem Sare sandalyede oturmuyor. Ayağa kalkıyor. Bizim kucağımızda oturuyor. Bu sefer biz yemek yiyemiyoruz. Kahvaltımızı yapamıyoruz. Zorlanıyoruz arkadaşlar. O yüzden mama sandalyesi gerçekten şart. Normalde ben Evre Alina'ya mama sandalyesi falan almamıştım arkadaşlar. Hep yerde yiyorduk ama Evre Alina hiçbir şekilde sofraya ellemiyordu. Ama Eslem Sare ona göre çok farklı bir bebek. Yani böyle istiyor ki her şeyle oynasın, dağıtsın. Gerçekten çok zorlanıyoruz ama yani arkadaşlar beni böyle videoda hani işte kahve içiyorum, çay saatim var, kahve saatim var, anne baba saatimiz var diye görmeyin. Gerçekten o kadar zor şartlar altında yani o kahve çay içiliyor ki yani inanın buz gibi çay içiyoruz. Ama olsun yapacak bir şey yok sonuçta elbet büyüyecek. Umarım Evre Alina'nın yaşına geldiğinde yani böyle 5-6 yaşlarına geldiğinde de yine aynı yaramazlıkları yapmaz. Arkadaşlar bu arada sıra geldi ocak temizliğine size gösterdim zaten. Asperox kullanıyorum. Gerçekten güzel. Ben memnunum. Fırının iç temizliğine de Asperox kullanıyorum arkadaşlar. Ama şöyle hani Asperox'u kullandıktan sonra şöyle 1-2 gün falan çalıştırmıyorum. Yani ona dikkat ediyorum. Hani kimyasalı geçmesin diye. Hatta fırının ağzını da açık bırakıyorum. Tabii yani çocuklar müsaade ettiği müddetçe. O şekilde yoksa Eslem Sare gelip fırının içine de girebilir arkadaşlar. Zaten bebek hani pek aklı kesmiyor derler ya. Gerçekten aklı kesmiyor. Çocuk yani nereden bilecek oranın tehlikeli olup olmadığını.
Bu arada ben ocak temizliğini bitirmiş durumdayım. Gerçekten insan mutfağa girdiği zaman hiçbir şekilde çıkamıyor. Dur orayı temizleyeyim, dur burayı temizleyeyim derken gerçekten sadece hani böyle bulaşık bile olsa mutfağın derinine giriyorsun, artık çıkamıyorsun. Bilmiyorum sizler öyle misiniz arkadaşlar? Yani ben öyleyim. Girince orayı da yapayım, burayı da yapayım, şurayı da sileyim. Hatta bir kere arkadaşlar bulaşıkları yıkamaya gireyim derken buzdolabı temizliğinden çıkmıştım. Hatta eşim merak etmiş, gelmiş bak bana, diyor ki sen ne yapıyorsun mutfakta, daha işin bitmedi mi? Ben de diyorum ki yok daha bitmedi ya, hani buzdolabı temizliği yapıyorum falan. Eşim böyle çok şaşırmıştı. Hakikaten öyle, ama insan böyle girdiği zaman bir işe hani ilk başta böyle zor geliyor. Ama sonrasında da hızını alamıyorsun. Bilmiyorum sizler nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar, benim gibi yapıyor musunuz? İşte bulaşık diye girip buzdolabı fırın temizliği yapıyor musunuz bilmiyorum, ama ben gerçekten diyorum orada temiz olsun, burada temiz olsun, şu işimde kalmasın, bu işimde kalmasın diye diye bütün işlerimi bir anda yapmaya çalışıyorum. Ve görüyorsunuz arkadaşlar hala mutfaktan çıkabilmiş değilim. Yani orayı da sileyim, aman burayı da sileyim. İnanın şu elimdeki bezi kaç defa yıkadım bilmiyorum. Tezgahın üstünü silerim, o bez yıkanır arkadaşlar. Fayansız, yani şu musun arkasındaki fayansı silerim, o bez yıkanır. Masayı silerim, o bez yıkanır. Yani daha sayamıyorum. Gerçekten arkadaşlar artık takıntı haline geliyor bir süreden sonra, ama sonradan da yoruluyorum. Arkadaşlar bu arada ben şurada tezgahın üzerinde yeni baharatlıklarım var. Onları da eşim aldı. Onları da düzelteceğim. Baharatları oraya ekleyeceğim. Şu görmüş olduğunuz dolap da düzelecek. Bakalım. Bugün galiba düzen günü ilan ediyorum. Arkadaşlar normalde benim böyle bir baharatlığım yoktu. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar bir önceki baharatlığımı göstermiştim zaten. Ben onu dediğim gibi ilde otururken, yani Bitlis'te otururken A101'den 4 liraya almıştım. Bunu da sağ olsun eşim burada alışverişe gitmiştik. Orada bana hediye olarak aldı yine arkadaşlar. Hem de evin ihtiyacı olarak. O şekilde neyse, ben o arkadaşlar baharatlığım kırıldı. Sonra ben baharatlarımı şöyle cam kavanozlara almıştım. Eşim de baharatlık alınca tekrardan değiştirmek istedim. Değiştirme gereği duydum. Böyle daha güzel oldular bence. Yani ben arkadaşlar düzeni seviyorum. Her şey böyle güzel görünsün istiyorum. Düzenli görünsün istiyorum. Hoş görünsün istiyorum. Ama bazen bazı şeylere geç sıra geliyor. Olsun. Yani arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Benim çeyizimde de baharatlığım vardı. Fakat şöyle ben taşındığım için yani herhalde bir 4-5 ev değiştirmişizdir. Arkadaşlar bu sebeplerden dolayı yani aldığım baharatlıklar da kırıldılar. Yani ne kadar böyle sağlam kolilesem de, streçlesem de illaki düşüp kırıldılar. Ama olsun, can sağlığı olsun arkadaşlar. Gerisi geliyor. Yani sağlık olsun. Her şey gelip yerini buluyor. Belki zaman alıyor ama illaki oluyor arkadaşlar. Neyse, ben bu baharatların arkadaşlar 3 tane de büyüğü vardı. Onlara da küp şeker, çay ve kahve koydum. Diğer küçüklere de tuz, kimyon, kekik. Ondan sonra arkadaşlar bir de ne koymuştum? Sanırım karabiber koydum arkadaşlar. O şekilde ayarladım. Yani böyle daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Küp şekeri de buradan almak daha rahat. Yani bir de tekrar kiler dolabının içerisinde yine malzemeleri koydum. Hani çay, şeker koydum. Kavanozlarım ayrı var. Çünkü torbaların, işte kutuların, poşetlerin içinde durmasındansa öyle kavanozların içine koymak daha iyi oluyor. Onlar da kiler dolabında. Bu baharatlıktakiler bittiği zaman ben bu sefer kavanozlardan oraya eklerim. Bu arada arkadaşlar farkındaysanız ben hala mutfaktan çıkamadım. Yani tam çıkacağım diyorum, başka bir iş çıkıyor. Yani artık gerçekten yoruldum. Artık yani bir kahveyi hak ettim diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar ben baharatlıkları hallederken eşim de
dolabı halletmiş. Şöyle. Yani burada da ıvır zıvırlar var arkadaşlar. Böyle çok bir düzenleme yapmadık. Ve sonunda mutfak tamamlandı. Yani inanın siz burada bir 10 dakika izliyorsunuz ama ben gerçekten mutfakta falan 1 saat uğraşıyorum. Bu arada yine çamaşır. Onları da asacağım arkadaşlar ve şimdi de kahve saatine geçiyoruz. Anne baba saati yine yapamadık. Kahvemizi içerken yine Esnem, Sare ve Ebrail'ine bize eşlik ettiler. Evet arkadaşlar, şimdi de sıra geldi yemek vaktine. Burada arkadaşlar dün yapmıştım ben bu yemekleri. Ziyan olsun istemedim. Zaten iki yemeğimden de biri et sote arkadaşlar. Bir de görüyorsunuz zaten pirinç pilavı. Ziyan olsun istemedim. Yanına da farklı bir yemek yapmak istemedim. Hani bunları yiyelim. Yarına yeni yemek yaparız diye düşündüm. Ve arkadaşlar artık günü bitiriyoruz. Ben artık akşam çayı hazırlıyorum. Gerçekten yorulduk. Yorucu bir gün oldu. Ve artık günü bitiriyoruz arkadaşlar. Yani her zaman olduğu gibi yine gün sonu çayıyla sizlere veda edeceğim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Hepinizi ailemize bekliyoruz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.